Değerli izleyiciler, geçtiğimiz haftalarda çok çılgın bir maceraya atıldım. Güneydoğu Asya'yı ucak bucak gezdim. Şimdi kameralarımızı Vietnam'a çeviriyoruz. Ajans Britanya'da benim Güneydoğu Asya serüvenlerime tanık olacağız. Maceraya ilk olarak Vietnam'ın başkenti olan Hanoi'den atılacağız. Çin ve Fransız etkilerinin günümüzde de hissedildiği bu kalabalık şehirde hep beraber bir çömlekçi kasabasına uğrayacağız. Welcome to the pottery product area. So actually this is a pottery village that not only one family live here, but also like many family, they live and they work together. So this area you might see, it is a product. So to make the pottery, it is really hard working job because they need a lot of the steps for a process. For example, the first step that they will dig the lands up for the clay. Afterwards, they will treat by like pour some water to make it wet and knead to make it softer and flexible. Afterwards, they will frame it by hand or by the frame. And then they will draw by carving or just with the ink. Afterwards, they will expose to the sun for a few days to make it dry. Cover with the glaze and then they put in the tin just behind you. Değerli izleyiciler, şu anda bir çanak çömlek fabrikasını ziyaret ediyoruz. Burada insanlar bu çanak çömlekleri hem satmak hem de sabah kahvaltılıkları için kullanmak ya da budist tapınaklarında soğuk su ikram etmek için kullanıyorlar. İşte arkamda gördüğünüz gibi bunların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler edineceğiz. Evet değerli izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi bu fırınlarda yaklaşık 1000 dereceye ulaşan sıcaklıklarda bu çanak çömlekler pişiriliyor. Ve pişirildikten sonra işte bu arkamda gördüğünüz gibi el işi ustaları bu çanak çömlekleri boyuyorlar. Ondan sonra satılışa hazır oluyorlar. Çanak çömlek yaptığımız yerdeki insanlar bizlere şu anda Vietnam'a özel has çaylarından ikram ediyorlar. Şimdi bu çayları deneyeceğiz. Vietnam ve Kamboçya'da yaşadığım heyecanlı serüvenlerin devamını takip etmek isteyenler için her hafta Ajans Britanya'nın yeni bölümleriyle karşınızda olacağım.